Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir iç harcıyla baklavalık yufkayla börek tarifi hazırladım. Çok pratik çok farklı bir börek. Buyurun hemen sizleri fazla bekletmeden yapımına geçelim. 200 gram kıymamızı tavamıza alalım. Ve üzerine yarım çay bardağı suyumuzu ilave edelim. 1 çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra e, suyu tamamen çekilene kadar etimizi kavuralım. Ocağımızın altını açtıktan sonra sürekli karıştıralım ki et topaklanmasın arkadaşlar. Etin suyu tamamen çekildikten sonra bir orta boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp ilave edelim. Soğanı ilave ettikten sonra bir adet küçük kapya biber, bir adet yeşil kapya biberi küçük küçük doğrayıp biberleri de ilave edelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 100 milim. Tam dolu dolu olmasın çay bardağı arkadaşlar. Sıvı yağımızı ilave ettikten sonra karıştıralım. Ve kavurma işlemine devam edelim. İç harcımız kavrulurken 2 adet patlıcanımızı tamamen soyalım ve rendeleyelim. Rendeledikten sonra tuzlu suda bekletelim. Soğanlarımız biraz kavrulduktan sonra patlıcanlarımızı sudan alalım. Ve ee, sıktıktan sonra yani suyunu elimizle sıkalım. Daha sonra patlıcanları iç harcımıza ilave edelim. Patlıcanları ilave ettikten hemen sonra bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ilave edelim. Ve iç harcımızı tekrar karıştıralım. Kavurma işlemine devam edelim. Patlıcan inanılmaz bir lezzet katıyor arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde iç harçlarınızı hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Tüm böreklerinizde poğaçalarınızda her türlü şahane olacak farklı bir iç harcı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İç harcımız kavrulurken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. İç harcımızı bu şekilde sürekli karıştırarak pişirelim. Toplamda bir 15 dakika pişirmek yeterli oluyor ve ocaktan alalım. Soğuduktan sonra böreğimizi sarma işlemine geçelim. Böreğimizin içine sürmek için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı soğuk suyumuzu ilave edelim ve fırçayla şöyle karıştıralım. Kenara alalım. Böreğimiz için bir paket hazır baklavalık yufkamızı açalım. Yufkamızın yarısını ilk etapta keseceğiz arkadaşlar. Yani hepsini ilk etapta kesmenize gerek yok. İç harcına göre yufkalarınızı azar azar kesebilirsiniz ki yufkanız ziyan olmasın. Yufkamızın yarısını bu şekilde katladım ve 3 eşit parçaya ayıracağım. Yufkamızın ilk parçasını kestikten sonra diğer yufkamızın üzerine yerleştirelim ki boyları eşit olsun. Tekrar o ölçüde yufkamızı tekrar keselim. Yufkalarımızı kestikten sonra mutlaka üzerini kapatalım ki kurumasın. Nemli bir mutfak havlusu veya e, paketin içerisinden çıkan jelatine de sarabilirsiniz. E, kullandıkça yufkaları çıkartırsanız kurumadan böreğinizi sarmış olursunuz. Biliyorsunuz hazır yufka çok çabuk kuruyor. Bu aşamaya dikkat edelim. Yufkaların tamamını Jelatin içerisine alıyorum. Kullanacağım miktar kadar açıkta bırakıyorum. Kalan kısmını tekrar jelatini sardıktan sonra kenara alıyorum. Ve yufkamızdan 2 kat kullanıyoruz arkadaşlar. Yani her bir böreğe 2 kat baklavalık yufka kullanacağız. Baklavalık yufkamızı bu şekilde hamur matımızı alalım. Ve hazırlamış olduğumuz yağlı sulu sosumuzdan Yufkamızın her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla sürelim. Damlatarak sürerseniz arkadaşlar daha kolay olur sizler için. Aksi takdirde yufkalar ince olduğu için kayıyor. Ee, bu da küçük bir ayrıntı. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan bir yemek kaşığı yufkamızın kenar kısmına yerleştirdikten sonra bu şekilde rulo yaparak saralım ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alalım. Diğer böreklerimizi de bu şekilde hazırlayarak fırın tepsimize alalım. Çok lezzetli, çok farklı bir börek tarifi. Bir o kadar da pratik. Bu iç harcını istediğiniz tüm poğaçalarınızda, böreklerinizde kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böreklerimizi sardıktan sonra bir yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra fırçayla iyice karıştıralım. Daha sonra böreklerin yüzeyine yumurta sarısını sürelim. Tüm böreklerin yüzeyine yumurta sarısını sürdükten sonra 160 derecede üzeri kızarıncaya kadar böreklerimizi pişirelim. Böreklerimizi fırınımıza alıyoruz arkadaşlar üzeri tamamen kızardıktan sonra fırınımızdan böreklerimizi aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı böreklerimiz. Çok daha lezzetli bir börek. Umarım sizler de beğenirsiniz. Biraz soğuduktan sonra servis tabağımıza böreklerimizi alalım. Ve sunum için geçelim. Sizlere böreğimizin çıtırtısını dinletmek için bir süre susacağım arkadaşlar. çıtır çıtır inanılmaz bir börek tarifi. Söylemiş olduğum gibi bu iç harcını tüm böreklerinizde, poğaçalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşıp kanalımın büyümesi adına desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.